Evet, bugün size projemden mi bahsetsem yoksa genel olarak design thinking konusundan mı bahsetsem diye bir Halil abiyle konuşurken dedim ki design thinking'den bahsedeyim. Bu aslında ilk defa yapacağım bir şey, böyle Türkiye'de bir genel bir konferansta bunu sunmak. Ama bir taraftan da projeden de ufak ufak size detaylar veririm. Bizim takım 3 kişi, daha doğrusu kurucu ekip 3 kişi, takım birazcık daha büyüdü. Ben en son Stanford Üniversitesi'nde bu D-School'dan ve aynı zamanda işletme bölümünden mezun oldum. Bu proje için Türkiye'ye döndüm. Aslında daha 3 hafta oldu deneli. Ondan sonra ortağım Engin Ayaz, yine Stanford'da undergrad'da okuduktan sonra tasarım bölümüne odaklandı ve etkileşim tasarımı, bu interaction design dediğimiz konuda ve şeyin de Dale'ın da bahsettiği Arduino'nun kurucusu Tom Igo'nun öğrencisi olarak çalıştı. Ondan sonra üçüncü ortağımız da Uli, o da Dr. Uli Barnhöfer aslında ama Uli bizden birazcık daha büyük yaşta. Son 7 senesini Apple'a Stanford'dan elektrik elektronik doktorasından sonra katıldı ve inovasyon bölümünde ilk projesi iPhone. Ve iPhone'dan sonraki diğer projeleri de yöneterek o da bugün aslında yanımızda olacaktı ama hastalandığı için uçağı ertelendi. Bu hafta sonu geliyor. Artık bir sonraki konferansa onu da yanımızda görürüz. Şimdi design thinking nedir dediğimiz zaman aslında biz buna bir kafa yapısı, bir de bir alet kutusu olarak bakıyoruz. Bu kafa yapısı nedir? İşte bir projeye başlanırken, herhangi bir sürece, bir şeye bir çözüm bulma sürecine başlanırken bunu bir deney olarak görebilmek. Ve o yüzden de deneyin güzel tarafı nedir bir bilim adamı için? Deney başarısız olsa bile bilim adamı aslında bundan çok şey öğrenir. Ve bu öğrendiklerini bir sonraki deneye entegre eder. Yani burada bir hezimete uğramak gibi bir şey düşünmez. Burada aynı şekilde design thinking'i kurumlar ve bireyler üzerinde uygularken aynı kafa yapısının olması lazım. İkincisi, human centered design dediğimiz bu kişi odaklı. Yani biz madem bir teknoloji üretiyoruz, madem bir konuda bir süreci veya bir çözümü farklı şekilde konumlandırıyoruz, burada bireyi, yani son kullanıcıyı ve son kullanıcının çevresindeki grubu ön plana almak ve teknolojiden belki birazcık kendimizi geriye çekebilmek. Son olarak da bu aslında bir alet kutusu. Yani bunu isterseniz siz kişisel hayatınızda kullanabilirsiniz bir sorunu şey yaparken, çözümlerken. İsterseniz iş ortamında bir ürün tasarımı olsun, bir servis tasarımı olsun kullanabilirsiniz. Bunun David Kelly, bizim proje benim hocam, aynı zamanda bizim projenin de şeyinde, danışma kurulunda. İşte IDEO diye bir şirketin bu Apple'ın başından beri çalıştığı tasarım danışmanlığı şirketinin kurucusu. İşte yani bugün kullandığınız birçok enteresan farklı tasarlanmış ürünün, inovatif diye baktığımız ürünün ya fikir babası ya da tasarımında rol almış. David bundan bir 10 sene kadar önce kanser olup diyor ki ben artık iş hayatını bırakıp kendimi akademiye kanalize etmek istiyorum. Bu noktada da SAP'nin kurucusu Hasso Plattner'le bir araya geliyorlar ve David diyor ki ben böyle böyle, madem insanların içinde bir yaratıcı güç var, ben bunu IDEO'da gördüm. Ben bu yaratıcı gücü Stanford öğrencilerinin ve bütün oradaki Silikon Vadisi'ndeki komünitenin içindeki bu yaratıcı gücü dışa vurmalarını sağlamak için bu D-School'u kuruyorum. Bunun üzerine de işte yeni çıkan Creative Confidence diye bir kitabı var. Bunu da Deniz Kirazcı aramızda onun vasıtasıyla Türkiye'ye getirmek üzere çalışıyoruz. Kendisi de zaten beraber çalıştığımız biri ve amacımız bu kafa yapısını Türkiye'de geliştirmek. Design Thinking deyince aslında 5 basit modül nedir? İşte öncelikle empati kurun. Yani bir konuda bir tasarım yapılacaksa, bir soruna bir çözüm bulunacaksa öncelikle gidelim insanlarla konuşalım. Bu insanlarla konuşmayı, şöyle bir sorunumuz var, biz buna şu şekilde bir çözüm bulduk, kullanır mısınız gibi kapalı bir şekilde değil, tam tersine onların gerçekten motivasyonları ne? Yani aklından geçen ne, kalbinden geçen ne? Bunları gerçekten iyi anlayıp, bunları sonra define, yani tanım bölümünde sentezleyip, ondan sonra farklı kullanıcılar üzerinden, farklı user storyler üzerinden bunları tanımlayıp, sonrasında çok hızlı bir şekilde bir beyin fırtınası üzerinden,
Bu beyin fırtınasında da işte yanlış cevap yoktur, kötü fikir yoktur. Geniş düşünelim, aklımıza geleni yazalım, çizelim ve kısa zamanda ürün haline getirilebilecek şekilde düşünelim kafa yapısıyla. Burada disiplinler arası çalışılması çok önemli. Yani 5 mühendisi veya 5 mimarı veya 5 doktoru bir odaya koyup hadi bakalım bir çözüm değil. Tam tersine 5 farklı bölümden insanın, yani mesela bu D-School'un çok enteresan bir tarafı, iki aynı bölümden, hiçbir dersi tek hoca veremiyor ve iki aynı bölümden hoca ders veremiyor. Dersteki yapılan projelerde de hiçbir takım iki tane aynı bölümden insan aynı projede olamaz. Bu şekilde sınıflar belirleniyor, bu şekilde projeler yapılıyor. Bu sayede de bir doktor, bir mühendis, işte bir sosyoloji, bir de Laz beraber proje yapma fırsatı buluyorlar. Bu da bambaşka bir şey getiriyor. Prototip kısmında tabii ki bu çıkan fikirlerin bir an önce prototipinin yapılabilmesi ve sonrasında da bu prototipin değeri nedir? Hem siz takım olarak bunun yapılış şeyini bir başlamış oluyorsunuz, hem de aynı zamanda bu ilk durumda konuştuğunuz insanlara gidip biz size sorular sormuştuk, bakın böyle bir ürün çıktı, bu ürüne ne düşünürsünüz deyip kullanın. Yani bu ürün son halinde olmak zorunda değil ama sizin yeterince sinyal alabileceğiniz halinde olmak zorunda. Yani burada ürün de olur bu, bir servis de olur, bir herhangi bir süreç tasarımı da olur, bir mekan tasarımı olur. Birazdan göreceğimiz gibi. Ve bu iterasyon kısmında test ve iterate diyoruz. Ve bu her ne kadar çok düz bir şey olsa bile, gibi gözükse bile aslında biraz daha buna benziyor. Yani en azından benim kişisel olarak ve okuldaki ve okul dışındaki projelerden şey yaptığım aslında daha çok buna benziyor ve aslında işin heyecan veren kısmı da bu. Yani bu böyle bir metodoloji olsa ve başladık başı belli, sonu belli olsa aslında bu kadar heyecan verici ve dinamik bir süreç olmaz. Şimdi size iki tane vakadan bahsedeceğim. Bir tanesi vaka galiba ben işte anlamıyorum ya. Biraz kötü geldi kulağa ama iki şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi GE bu design thinking konusunu D-School'da ilk öğrenmeye çalışan, gayret eden, buna yatırım ayıran aslında şirketlerin başında geliyor. Çok büyük bir kurum olmasına rağmen bünyesinden farklı insanları Silikon Vadisi'ne, D-School'a executive training adı altında yolluyorlar. Ve burada amaç ne? İşte burada mühendis olur, tasarımcı olur, işte farklı konularda çalışan GE bünyesinde insanlara bunların düşünüş şekillerini, karar veriş şekillerini değiştirebilmek, etkileyebilmek. Ondan sonra buraya gelenlerden biri Doug Miller adında bir hem ürün tasarımcısı hem inovasyon bölümünden ve konusu da MR makineleri. İşte MR makinelerinin işte yani GE zaten işte hani reklamını yapmak gibi olmasın ama Google'ladığınız zaman öne çıkan zaten birkaç isimden biri. Ve bu konuda da zaten iyi giden bir iş modeli var. Şimdi Doug bu design thinking şeyinden geçtikten sonra, eğitiminden geçtikten sonra bunu içselleştirmek için diyor ki benim bir gidip ben bugüne kadar bu makineleri tasarladım. Başından sonuna kadar inovasyonun ve bir sonraki adımda neler yapılabileceğini her şeyi düşünün. Ama ben bir tane bile gidip hastayla görüşüp hastanın gerçekten neler yaşadığını şey yapma, anlama, görme, gözlemleme fırsatım olmadı. O yüzden gidip hastanelerde, yani gidip insanlara girdiniz, çıktınız, nasıl bir deneyimdi, işte ne gibi geldiniz, ne hissettiniz, çıkarken ne düşündünüz, girerken ne düşündünüz, insanlarla konuşmaya başlamış. İşte farklı kesimlerden, farklı yaş gruplarından insanlarla. Ve bunun sonucunda demiş ki tamam yani belli bir yaşın üstündeki insanlar için zaten bir sorun yok. Yani MR makinesi her ne kadar korkutucu bile olsa zaten girecek. Sorunun ne olduğu belli. Orada bir süre duracak, çıkacak ve en azından bir çözüme ulaşmış olacak. Ama atlanan çok enteresan bir nokta var. O da çocuklar. Çocuklar için MR makinesi aslında gerçekten çok travmatik bir deneyim. Ve bunu da dışarıdan görmek kolay değil. Ama içeri girdiğiniz zaman ve çocuklarla konuşup, aileleriyle konuşup bu deneyimin nasıl bir deneyim olduğunu, MR'a girip çıkmanın nasıl bir deneyim olduğunu fark ettiğiniz zaman bunun çok travmatik olduğunu fark ediyor. Ve bunun üzerine şirkete dönüp bir grup, yani sonuç olarak bir empati kısmı yapıldı. Ondan sonra bir sorun belirlendi. Nedir? Bir çocuğun MR sürecine girip çıkarkenki sorunu.
Bunun üzerinden bir beyin fırtınası ve farklı yine ekiplerden kurulan alınmış insanlarla bir beyin fırtınası yapılması ve sonrasında buna nasıl bir çözüm bulunur? Şimdi bu çözümü düşündüğümüz zaman işte teknolojik bir çözüm olabilir. İşte ne bileyim aletin şurasını değiş, sesini kısalım bir şekilde farklı bir şey yapılabilir mi? Ve şöyle bir çözüm çıkıyor ortaya. Aynı makineyi bu çocuğun deneyimini değiştirmek için sadece dışını kaplayarak, sadece o mekanın şeyini değiştirerek sen artık bir korsansın, burada MR'a gelmedin, bir senin için bu bir macera. İşte korsan şeyin burada, masken burada veya bir denizcisin aynı şekilde. Ve şimdi hadi bakalım gir, bunu yaşa ve çık. İşte orada sana şöyle bir ses gelecek, böyle olacak, bak o işte korsansın vesaire. Ve bu şekilde bir çözüm yaratıyor. Ve sonrasında da tekrar gidip konuştuğu zaman şunu gözlemliyor. Öncesinde girip işte anne ben bir daha buraya gelmek istemiyorum işte bu işte şöyle böyle diyen çocuk. Bu sefer çıktığı zaman bir daha ne zaman geleceğiz diyor. Yani bu belki çok klişe ve şey gözükebilir ama aslında bu bir tasarımcının şirkette kendini belki de tek düze bir mühendis olarak gören birinin ciniye kattığı çok büyük bir etki ve bunu yapabilmesinin de şeyi en azından o ilhamın gelmesi de bu tasarım düşüncesi sürecinden geçmiş olması. Şimdi size ikinci vaka olarak da aslında bizim projeyi birazcık hem projeyi de bir tanımış olursunuz hem de bizim madem dedik Türkiye'ye geliyoruz ve Türkiye'ye gelirken ki amacımız da gerçekten hem bu düşünce yapısını hem farklı alanlarda insanların beraber çalışabilmesini sağlayacak bir ortam kurabilmek. Biz de dedik ki ben orada David'le konuşurken bana dedi ki projeni destekliyorum ama bir şartla destekliyorum. Gidip bunun prototipini çıkaracaksın ve çalışıp çalışmayacağını bana göstereceksin. Dedim ya bir mekan açıyoruz, insanları toplayacağız. Bunun nesi prototiplenebilir ki yani şey değil. Ve bunun üzerine işte üç ortak kafa yormaya başladık. Ve sonuçta dedik ki tamam biz buna design thinking'i uygulayacağız ve bunun şeyini aynı o metodolojiden geçeceğiz. Ne yaptık? Özünde mekanlı bir şeyi birazcık daha anlatayım. İşte yapmaya çalıştığımız şey insanların gelip kafa yorup belli bir konuya, kendi projeleri olabilir, beraber çıkaracağımız projeler olabilir. Bunları aynı mekanda tasarlayıp bir de aynı mekanda aynı zamanda prototipini de çıkarabileceği yani üretim aşaması değil ama prototipini çıkıp yani siz fikirle geldiniz veya zaten fikri olan birisiniz ve bunun üzerinde çalışmak istiyorsunuz gelip başından sonuna kadar geçebileceğiniz bir mekan. Yani özünde bir ortak çalışma alanı. İşte bizim hem atölyeler dediğimiz bu üç kişinin ve çevremizdeki ekibin parçası olduğu hem bir kolektif daha farklı sektörlerden insanların çalışacağı hem bir creativity gym yani bu işte prototipleme aletlerinin olduğu bir maker space. Bunun üzerinden workshoplar verilecek ve aynı zamanda işin daha sosyal de bir tarafı olacak. Bunda normalde nasıl başlanır böyle bir sürece? Dersiniz ki işte mekan arayışı, bizim işte 350 ila 1000 metrekare arasında eski bir hangar, ondan sonra veya endüstriyel bir yapı dönüşülmeyi bekliyor ve bir otel işletmecisi de bunu park edip girip şey yapmamış. Yani böyle bir şeyin, böyle bir filtre koyduğunuz zaman İstanbul'da zaten bir veya iki tane yer çıkıyor. Mekanı bulmak kolay değil. Sonra mekanı buldunuz, sonra yatırım ara kısmı yapılır normalde. Ondan sonra mekanı renove etmeye başlarsınız. Ondan sonra dekore edersiniz, güzel bir açılış olur, şaşalı ve sonrasında da beklersiniz ki insanlar buraya gelip bunu bir şekilde kullanmaya başlasınlar. Şimdi tam olarak bu noktada David dedi ki yapmamamız gereken şey tam olarak bu. Onun yerine ne yaptık? Dedik ki empatiyle başlayalım. 200'ün üzerinde böyle bir mekanı kullanabilecek, böyle bir mekanı mentor olabilecek, böyle bir mekanı finanse edebilecek, böyle bir mekanla işbirliği kurabilecek insanla, bunlar sadece bir onlardan bir kesit, insanla konuştuk. Bunlardan öğrendiklerimizi içselleştirdik, bunlardan öğrendiklerimizi hep birbirimizle paylaştık. Sonrasında dedik ki bir ortada bir sorun var, ortada çözülmesi gereken bazı gereksinimler var. Bunları ortaya şey yaptık yani spesifik olarak bilmem ne şirketinin şöyle bir sorunu var, biz böyle bir mekan kurarsak buna şu şekilde sorun çözülebilir. Bu kişinin böyle bir derdi var, biz mekanı kurarsak buna şu şekilde ve şeklinde workshoplarla ve işte bu mülakatlarla konuyu tanımladık.
Ondan sonra ekip olarak başladık kafa yormaya. Yani bunu farklı şekillerde nasıl, bunun iş modeli ne olur, bunun mekan planı ne olur, bu bağımsız mı olmalı, başka bir büyük şeyin parçası mı olmalı, nasıl çalışır, insanlar geldiği zaman nasıl bir iletişimde olurlar. Buna kafa yorduk. Ve sonrasında buradan çıkan sonuçları, fikirleri bir şekilde prototiplememiz lazım. Nedir? Şimdi biz burada workshoplar yapacağız. Mekanımız yok, aletimiz yok, paramız yok. Ama workshopları almak isteyen var, atıl duran mekanlar var ve workshopları aldığı zaman da buna para vermek isteyen var. Demek oluyor ki işte takı tasarımı üzerine Eren Usta diye Kapalı Çarşı'da çok enteresan mekan olan bir yerde o abimizle konuştuk. Dedik ki böyle böyle biz gelip burada sizin hem ders verebilmenize, hem para kazanmanıza, hem bize bir şey çıkmasını, hem de enteresan bir deneyim yaşanabilmesi için workshop yapalım. İşte aynı şekilde yine komünitemizden, kurmaya çalıştığımız komüniteden başka bir arkadaşla bir iğne deliği kamerası workshopu yaptık ve Furkan'la da bugün buradadır. Furkan'ın makinesini kullanarak yine bizim bağlantılı olduğumuz bir boş duran, yani daha doğrusu şu aktif olarak kullanılmayan o gün bir galeriyle birlikte bir kendi gel iPhone'unla kılıfını tasarlayalım orada. Yani sana tasarımı öğretelim, 3 boyutlu tasarımı 3D printed'den çıksın, tak ve git. Ondan sonra bu workshop'ları yaptık. Sonra mekan olarak da dedik ki biz madem böyle bir kolektif yaratmaya, böyle bir maker space yaratmaya çalışıyoruz, buraya gelecek insanların bunu nasıl içselleştirebilmesini sağlamak için dedik ki biz bir ofis tutalım. Bu ofisi farklı gruplardan insanlarla gerçekten paylaşalım. Hem kendi bünyemiz olsun, hem işte bugün aramızda inanç var, mimar ekibinin beraberinde getirdiği. Ve böyle gerçekten disiplinler arası bir çalışma ortamı yaratalım. İşte burada bir iletişimden çalışan bir arkadaş, işte interaction tasarımcısı ortağım, system designer, işte mimari, multimedya ve daha çok yazılım üzerine, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, böyle daha bu şeyde olmayan işte girişimci, böyle bir mekan açtık. Burada da amaç nedir? Bu mekan bizim hayal ettiğimiz mekan değil. Ama en azından burada insanların nasıl beraber proje üzerinde çalışabildiklerini, böyle projelerde ne gibi sorunlar çıkabildiğini, ne gibi aletlere ihtiyaçları olduğunu, bunu verisini topladığınız zaman hem yatırımcıya giderken yüzünüz oluyor, hem geri dönüp benim Dave'de zaten göstermem lazım. Hani danışma şeyine giriyorsun da bak işliyor proje, bak bir şeyler yaratılıyor. Hem de aynı zamanda şu anda işte 1000'in üzerinde bir komünite yarattık. Gerçekten yaratıcı, mühendis, girişimci, mimar, işte tasarımcı insanların bir arada olduğu ve diyorlar ki mekanınız açıldığı zaman geliyoruz. Bu bizim için çok değerliydi. Yani özünde design thinking dediğimiz zaman, yani tekrar bir şey yapmak istedim. Özünde bu aslında sadece bir kafa yapısı değişikliği. Yani işi çok büyütmek ve şey yapmak da istemeyiz. Ama bu kafa yapısı değişikliği gerçekten bunu yaşamaktan geçiyor. Yani bunun kitabını okumak, bunu sadece bir işte videosunu izlemekten çok bunu gerçekten ya bir workshop vasıtasıyla ya da okuduklarınızı bir şekilde bünyeniz içinde, şirketiniz içinde, hatta aileniz içinde şey yaparak, uygulayarak öğrenmeyiz. Burada işin odağında insanın olduğunu, biz ürünleri tasarlarken insan odaklı tasarlamamız gerektiğini. Yani burada mesela bir parantez açacak olursak, bu işte Halil abi Nest mesela dedi, bir şirketten bahsetti. Google satın aldı işte bu bağlanabilir evler konusunda. Ben mesela o şirkette çalıştım. Şirketteki her projenin ilk başladığı soru bu. Kim için? Bu adam bunu kullanırken bana bir tane 5 sene sonrasından şey yaz, basın bültenini yaz ve bu adam bu aleti nasıl kullanıyor bana anlat. Yani sadece ve sadece orada en önce yani teknoloji tarafı çözülür. Yani zaten şu anda teknoloji konusunda büyük şey, inovasyon konusunda çok ciddi sorunlar yaşanmıyor. Teknolojimiz var. Bunu insan hayatına gerçekten nasıl adapte edeceğiz? İşte Uli'nin de Apple'dayken üzerinde çalıştığı şey buydu zaten. Yani bugün iPhone dediğiniz şeyin aslında ki içindeki bütün parçalar bağımsız bir şekilde birbirinden bilmem kaç senedir vardı. Bunu Steve Jobs gibi vizyoner birinin bir insanın nasıl cebine gireceğini düşünmesi ve buna göre önceliklerini belirlemesi ve tasarımını o şekilde yapması aslında işin şey tarafı bu. Ve özünde de bunu bir alet kutusu olarak görüp yani bunu bir sorununuz olabilir, bir ürün tasarımınız olabilir, bir süreç tasarımınız veya servis tasarımınız olabilir. Bu aletten parçaları alıp
kullanıp ondan sonra da alet kutusunu yanınızda taşımanız. Çok teşekkür ederim zamanınız için. Satışmaya teşekkür ederim.